Aa! Ne oluyor lan? Nasılmış? Köpek öldü! Köpek! Hayır! Hayır! Ah, vuruyor, yumruk atıyor. Aa! Önümüze atladı Murat, geberiyordu. Dur! Araba mı? Herkese merhaba Orkun. Bugün Murat'la birlikteyiz. Ne yapıyorsun? Uyku var. Uyku var. Benim de uykum getirdim. Gerizekalı. Bugün arkamızda görmüş olduğunuz e-garajdan aldığımız Tesla Model 3 ile 24 saat Tesla'da kalmak yapacağız. Tabii ki olduğumuz yerde kalmayacağız. Şimdi çıkıyoruz yola. Allah bizi nereye götürürse şarjımız bitene kadar, bitince de istasyonlarda dolduracağız. Manyak eğlenceli şeylerimiz var. Mangal yapacağız, gezeceğiz. Kendi gidiyor zaten. Murat nasıl Tesla ile ara? Akülü araba diye görüyorum ben şahsen. Araba dediğinde motor olacak, atmosfere zarar verecek diye düşünüyorum kendim. Evet, evet. Karbon emisyonu olmazsa olmaz. Gözümü açtığım zaman gece uyuyana kadar en az 7 kilo karbon emisyonu salmam lazım. Tabii. Yoksa içim tabii rahat etmiyor yani. Gözüme uyku girmiyor. Evet. Şu bagajı aç bakayım. Ekran çalışmıyor. Parayla alakamız bu kadar bak. Bagaj açamıyor. Bir şey diyeceğim, bir gelir misin sen? Murat buna girsini nasıl söyleyebilir? Evet, Murat buna girer. Bana da özgüven verdin. Sanki ben büyük bir hacı olanı bekledim. Ben daha büyük hatırlıyordum burayı. Ama arkası çok geniş. Gece öyle uyuyacağız Murat, gel. Bak şimdi buradan iç koltukları yatıracağız içeriye doğru. Buraya şişme yatak koyacağız. Orada yatacağız. Ah! Ah! Ne oldu? Sıkıştım! Ne oldu? Gir bakayım, gir bakayım. Yan biraz kafanı o çapraza ver. Bir Tesla bir hızlanmasını görmek ister misin? Hazır mısın? Ah! Ağzına sıçılacak var ya, ben söyleyeyim. Değilim! Ah! Ne oluyor lan? Oha! Ne oluyor oğlum? Murat! Ne var lan? İyi misin? Çıkar lan beni buradan. Ay 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 ay. Tamam dönüyor. O neydi lan öyle? O nasıl bir tork ya? Abi bunun torku felaket. Bir daha yap. Bir daha yap, bir daha. Çok iyi, çok iyi. Değil mi, bir daha mı? Bir daha, bir daha. Manyak ya. Bu deli yap ya. Gerçekten deli ya. Murat'ı vur vur. Oh! Ay çok acayip. Yeter hadi. Değil mi? Çok acayip. Güldük tamam, yeter. Nasılsın? Nasılmış? Büyük keyif ya. Vallahi bagajda daha mı keyifli? Ehliyetim olaydı sana da bu zevki yaşatırdım ben. Anam. Oğlum. Köpek düştü mü garibi? Köpeğin kafası koptu. Köpek öldü. Köpek. Hayır. Tamam, iyileşti. Bir daha yavaşlayıp bir daha yapar mısın? Nasıl bir tork ya? Abi bir şey diyeceğim bak, ben çok oğlum fazla hızlı arabada bulundum. Bu başka bir şey. Bu tork ya bu direkt. Bak elektrikli olduğu için kavrama diye bir şey yok. Direkt anında veriyor, torku iletiyor. Böyle bir tork hiçbir araçta yok. 100 kere denedim, hala şok oluyorum. Murat çıktık şimdi yola. Evet canım. Gidiyoruz İstanbul dışında Tekirdağ'a doğru. 24 saat gezeceğiz. Evet. Açladı babuşum yolculuğumuz. Göt ısıtma ister misin Murat? İstemem zaten götümü seni. Anladım. Peki, göt soğutma var mı? Göt soğutma yok ama istersen osuruk sesi çıkartabilirim götünden. Lan osurma artık. Murat'ın en çok yaptığı şey. Şimdi Murat, otobanda gideceğimiz için çoğu zaman da, hatta gece yolculuk ediyor olacağımız için, evet, bu arabanın en güzel özelliği abi, bu şerit olduğu yerde kendi gidiyor. Hızlanmayı da, dönmeyi de, direksiyon, Allah, her şeyi kendisi yapıyor. Ne yapıyorsun lan sen? Yemek yiyorum. Ne ara koydun oğlum torpidoyu yemek? Oğlum ben dolu gezerim her zaman. Oğlum yemek mi aldın? Ne zaman aldın? Bana da almadın değil mi şerefsiz? Vallahi kendime kadar aldım. Ben zaten gerçekten doymuş. Daha şerefsiz bir insan görmedim hayatımda ya. Diyorum ki bak, mesela şu an köprü şeydeyiz. Tüneldeyiz. Ben bıraktım şu an, kendi gidiyor. Normalde diyor ki 10 saniyede bir falan direksiyona dokun diyor. Direksiyona dokunma, dokunuyorsun. Dokunmazsan şey yapıyor, kapatıyor modu, ötmeye baş. Bak göstereyim, dokunmayacağım. Ötmeye başlayacak. Şimdi bunun hilesi var, onu göstereceğim sana bak. Ötüyor. Bak şu an unavailable diyor. Fren yapmaya başladı ve kontrolü ben alana kadar şey yapmıyor. Vay şerefsiz. Neyse biz bunu hackleyeceğiz seninle. 10 saniyede bir elimle dokunmam gerekmeyecek. O yüzden çok rahatız araç içerisinde. Düz yollarda yapıyoruz bunu sadece. Hackleyeceğiz de hackleyince nasıl hackleniyor? Buraya abi bir tane ağırlık bağlayacağız. Elim var sancak bu salak. Kendisi gidecek bundan sonra, biz çellemeyeceğiz. Başımıza bir şey gelmesin. Ara yollara girdiğimizde tabii ki alacağız da genelde... Otoyolda gelmesin başımıza bir şey. Muhtemelen gelmez. Hocam ben sabaha kadar yemek yerim. Benim yemeğimi ver, gerisini karıştırma. Ya onu bitirince ne yapacaksın? Yemek yiyeceğim bir tane daha. Abi inşallah trafiğe kalmayız bu arada. Cuma günü ve saat 4, gerçekten İstanbul trafiğini bilen bilir. Trafikte kendisi sürmüyor mu? Kendi sürüyor. Tamam Murat gel şeyi yapalım. Şöyle bir şey yaptım ben. Şunun içine su şişesi koydum. Tamam, bunun böyle bir hafif bir ağırlığı var. Bunu şimdi direksiyona takacağım ve olacağını in. Neresine takmalıyım? Aşağıya mı takmalıyım sence? Şöyle taksam şu an geç. Ah oldu lan. Vallahi oldu lan.
Şu an asla bir daha dokunmamıza gerek yok. Bütün yolu, bütün trafiği, 2 saat, 3 saat, 5 saat, cuma trafiği hiç umurumda değil. Oğlum çok iyi değil mi bak? Şu an kendi rızasıyla gidiyor araç yani. Hani 5 yıldır hep yan koltukta oturduğum için benim için değişen bir şey yok. Bence işte koltuktan kalkarsam arabadan indiğimi düşünüp şey yapabilir. Ne yapıyorsun lan diyebilir. Dur, bir yere tutunmadan yükseleyim. Şu an bak koltuğa temas etmiyorum ama kemerim takılı diyedir belki şey algılıyordur. Ben şunu merak ediyorum. Ben arabanın kapısını açıp insem araba gidecek mi? Bak ah şu an diyor şey uygulayın diyor. Otur, otur otur tut. Ah niye oluyordu lan az önce? Bir tık daha ağır olması lazım galiba Murat. Önümüze atladı Murat, geberiyordum. Allah'tan algıladı var ya. Gerçekten baktığın zaman inanılmaz bir olay. Bilimsel olarak da değerlendirirsek eğer gerçekten yapay zekanın insan ırkını yere yatırıp... Bak şurada öldük mesela. Bak 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 ne oluyor? Buradan dönecektik korku. Oradan mı? Buradan dönecek. Allah kahretsin. Aa. Şuna devam et ya, yapamıyorum ben. Murat ne abi, araba kullanıyorum dur. Araba mı kullanıyorsun? Ne yapıyorsun? Gördün mü? Tır önümüze kırdı. Murat geberiyordum. Biraz daha yiyeceğim ben. O nereden çıktı? Şuradan. Oha buraya da mı? Ulan sen hangi ara benzinlikten aldın bunları da doldu herif. Bütün gözleri o atıştırma kabul cuburla doldurmuş hayvan. Vallahi ya. Tadı da güzel. Ver bakayım bir sürü. Neli bu? Tavuklu. Vegan ama. Nasıl oluyor tavuklu ama vegan? Kırmızı et değil işte. Beyaz et vegan mı oluyor? Değil mi? Yumurta vegan. Nasıl yumurta vegan ya? Hayır canım vegan. Vegan ne demek Murat? Şaka yapıyorum. Oraya vardığımızda şarjımız kaç olacak onu söyleyeyim sana. 1 saat 13 dakika diyor. Ne yaptın bize? Murat ama sen de bakmadın, ben arabayla uğraşıyordum o sırada. Abi ya. Ben oradan sağa gireceksin sandım tamam, ya. Tamam çıkışları kaçırmamız lazım. Kaç tane kaçırdık acaba ya? Bir tane daha yiyorum bu arada ben. Afiyet olsun kardeşim. Oğlum PSG Messi'nin transferini kripto ile ödedi. Çünkü şeyle, bu Chiliz'le anlaşması var. PSG'nin token'ı çıkıyor. PSG token'ı ile Messi'yi ödeyip aldılar. Yoksa Messi gelemiyordu PSG. Şaka gibi değil mi oğlum bu kripto dünyası? Aa baba önümüze kırıyor. Önümüze kırıyor. Kendi fark etti ya benim şey yapmam gerek kalmadı. Kendin mi bastı? Ben bekliyorum son ana kadar. Ben makineye güveniyorum çünkü. Murat benim çişim geldi. Şu otobanda kenar dursak ben bir içesem. Ya da siz gitmeye devam etseniz ben koşarak yetişirim size. Oğlum bizim yolumuz gittikçe uzuyor mu lan? 65'ten 56 kilometreye düştü ama zaman düşmedi. Ben çişimi nasıl yapacağım lan o arabada inemiyorsa? Bak şimdi Tesla normalde trafikte ceviz satan dayılara alışık olmadığı için bak dayıyı gördü burada. Arabada durdu şu an. Ne oluyor dedi. Durdu adamı görünce. Yolun ortasında adam var abi çünkü. Tamam diyor devam edeyim bari. Abi geçme önüne, kendi gidiyor ya. Şey yapıyor. Bir dakika burası çok zor bir parkur. Buradan geçemiyor. Zikzak 3 kişi duruyor bu araba. Abi, hayatta geçmiyor. Dayak yiyeceğiz bas. Dünyanın hiçbir yerinde bunu yaşamadığı için araba ne oluyor lan diyor. Elon'u arıyorlar direkt. Elon diyor dur. Türkiye paketi geliyor. Yaya gördün de üzerine sürüyor. Türkiye paketi geliyor. Şey çakar içinde geliyor ve emniyet şeridi kullanarak gidiyor kendisi. Hadi kardeşim. Şimdi. Sen nesin? Sen beyazsın, ben siyahım. Kardeşim nasıl kültürel bir aktivite yapıyoruz ya. Hocam zıbam güm oyna. Trafikteyiz diye gerildim. Oğlum kendi gidiyor araba, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Satranç oynuyoruz anasını satayım. Ben yine de gerildim. Nesine oynuyoruz? Dayana. Dayana, tamam. Nasıl bait attım sana, kalemi verdim mate ettim. Kalemi de verdim mate ettim. Hayatımda ilk defa Murat'ı güzel. Hayır. Ah vuruyor, yumruk atıyor. Şey yapalım, yiyecek bir şey alalım. Yiyecek bir şey mi alalım? Murat 4 tane sandviç yedin. Benim çok çişim var Murat, ne yapacağız ya? Sağ ol şuraya. O zaman ben iniyorum. Ne? Ben kaçarım. Nereye kaçıyorsun? Ben daha doğru duramam, bayıldım. Saçma mı oğlum? Devam et, range'in arkasına yanaş. Dümdüz gidiyoruz değil mi buradan? Düz gideceğiz. Trafik de devam ediyor gibi. Ne yapıyor ya? Hadi görüşürüz. Oğlum olmaz öyle. Hadi bay bay. Murat! İnmiyorduk ya! Daraldım. Gerizekalı gidiyordur. Nereye gidiyorsun? Salak. Murat! Tipe bak. Gidiyor ya. Zırzo. Devam et falan diyor ya. Trafikte konuşmaya başladım. Gel diyor, geç diyor. Yol verin. Bekle. Yani bekle. Evet, Orkun sürekli otomasyona bıraktığı için arabayı. Bütün çıkışları kaçırdık. Telefona oynuyor, burayla oynuyor, camdan dışarı bakıyor, seyrediyor. Bana bir şey anlatıyor, beni yoğun dinliyor bir kere yola bakmadığı için. Kaç saatlik yolu kaç saatte geldik ya? Gerçekten ilk çıktığımızda navigasyonun 1 saat gösterdiği yere biz şu an 3,5-4 saatte falan geldik. Kurudum arabada. Şaka gibi, gerçekten şaka gibi ya. Evet, ilk duraklarımızdan birine yaklaştık sayılır. Kaç dakika diyor abi? Acık araba şarj
ederiz. Nereden şarj edeceğiz? Üçlü prizden mi çekeceğiz? Yo, şey hızlı şarj istasyonu var galiba. Geldik bayağı. Burası neresi lan? Uçurum ben çok acıktım ya. Hocam. Ha? Ben acıktım artık. Sandviç mandviç kesmiyor yani. Mangal yapalım. Yapalım. Nerede yapacağız? Sana güzel sucuklarım var. Buradan. Sucuk mu var? Ekmek var mı? Var. Ne diyorsun ya? Domates ve biber de var. Domates, biber, patlıcancı. Gel, oğlum, kameralardan gel. Çok güzel görünüyor lan manzara. Geri geri, gel geri. Gel, gel, gel. Gelme dur. Yeter ne biçim uçurum bu? Muratcığım, istersen sen hiç elini gözünü bulaştırma. Mangalı mı? Yapmasan sen benden alfa olduğunu mu düşünüyorsun? Ben senden alfa olduğumu düşünüyorum. Plus senin elinin değdiği şeyi yemezsek daha iyi olur diye. Bu benim mi? Sen otur ha. Şöyle bir akümüz var. Oo. Tabii. Oğlum Tekirdağ köfte bile almışız lan. Tekirdağ geldik. Tekirdağ köfteyi hazır mı yiyoruz? Abime ne atayım bir tane? Oğlum, abime sucuk. Daha önce Ferrari'de köfte yapmıştık. Şimdi bunu böyle bayağı dükkan gibi yapabiliriz aslında. Böyle duracağız bir yerde. Hemen açacağız bunu abi. Zaten bunu... elektrikle çalışıyor masa. Elektriğimiz de var aynen. Bu nereden açılıyor? Bu açılmıyor ki. Bunun çalıştığına emin miyiz? Açma tuşu yok. Nasıl çalıştı? Çalışmadı. Nasıl? Böyle. Çalışmayacak mı? Yok çiğ ye. Ya aç kaldık. Çiğ yersin ya. Yemem abi çiğ, ben köpek miyim? Çiğ sucuk nasıl yiyeyim ben ya? Murat mangal kısmet değilmiş lan sana sürpriz vallahi, mangal o kadar sucuk aldım şey yapacaktım kendi el cihazınla sana. Öldük açtık lan öldük. Şimdi şehirden köfte ekmek alacağız. Evet. Sonra Çorlu yolundayken bir herhalde onu bir saatlik falan bir yolumuz var. Aynen otomatiğe alırız bunu yeriz. Sonra bir şarj etmemiz gerekecek. %50'lerde arabanın şarjı da. Hiç elektrikliyle yolda kalmak istemiyorum. Kolay gelsin. Köfte ekmek var mı? İki tane alalım. Kaç kişisin? Sucuk da alalım. Evet. İki köfte ekmek, bir sucuk ekmek. İki ayran. Haydin yürü. Hadi yiyin. Hadi beslenelim. Önce otobana çıkmamız lazım. Otopilottayken yeriz. Aaa. Ne yapayım oğlum? Nasıl yapacağız yoksa? Oğlum yemek diyebiliyorsun otopilotta. Daha güzel bir şey olabilir mi ya? Sen yeme. Ben yiyeyim. Ben de mi? Bekle iki saniye. Ya niye böyle saygılı? Ya, iki saniye bekle ya. Evet otoyoldayız hocam. 81 evet. Kilometre ayarlanmış şekilde gidiliyor. Kendisi şu an. Kendisi gidiyor. Açız hocam. Soğanlı senin, soğansız benim. Yazıyor mu soğanlı soğansız? Bak bakayım işte. Soğanlı. Şimdi biz Tesla otopilottayken sucuk ekmek mi yiyoruz? O yüzden bence Türkiye'de Tesla yok. Sen uzaya roket çıkarmak için kendi şirketini finanse edecek bir araç olarak gördüğün Tesla'yı bu kadar zekice tasarla, ne bileyim işte uçan araba seviyesine getirecek konuma getir, sonra biz için de sucuk ekmek yiyelim. Üstümün haline bak. Afiyet olsun kardeşim. Tişörtünü de yemiş. Pardon. Aa sen pardon der misin? Kayıttayız diye mi pardon dedin evet? Aa ekmeğini bırakmışsın. Bir kısmını yiyemedim, dibi kaldı. Ben yerim. Hem sucuk ekmeği yedin hem köfte ekmeği yedin. Üstüne benimkinin yarısını yiyorsun. Afiyet olsun. Full sağ, vurmadan arkaya aynen. Önüne baksan. Gel böyle gel 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 gel. Mümkün olduğunca en fazla sağda gel. Daha vereyim mi sağa? Gel gel gel. Ya. Oğlum hayatımda daha zor bir elektrikli aracı park edecek yer görmedim ya, yemin ediyorum ya. Biraz sonra sol artık oradan. Anladım. Bak burada göremiyorum çünkü bir şey. Gel gel gel. Oh oh oh. Kusursuz. İnanılmaz giriş. Murat aynamı görmüyorum ki. Burası serbest diyoruz sana ya. Burası geniş diyoruz. Gel buraya yanaşabilirsin hala. Yer var burada. Yanaşmam lazım zaten biraz. Topla daha. Biraz topla. Çapraz gidiyorsun topla. Topla. Geri gel. Lan yeter ya uzanır o buradan oradan oraya. Arabanı buraya sokabiliyorsan zaten hani elektrikli aracı sana bedava veriyor olmaları lazım. Geri yeri bilmem nerenin sokağından döndük de buraya girdik. Hem çok dar hem girmesi zor. İstanbul'da gerçekten bu elektrik şarjısını bir beceremediler ama. Bir, kartı okutun. İlk kartı okutalım. Evet. Ne oldu şimdi? Oldu bu kadar mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Şarj oluyor. 2 saate fulluyor. Gösteriyor. Şu an %31'deyiz. 14 basıyor şu an. 1 saat dursak aslında yarısından fazlasını şarj etmiş olacak benim anladığım kadarıyla. Gel iki esneme şey hareketi yapalım. Sonra girelim PlayStation oynayalım. PlayStation oynamıyoruz ki, Tesla'nın kendi şeyini PlayStation koluyla oynuyoruz aslında. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Hazır şarj oluyor araba. Evet akülü arabanın içinde akülü araba süreceğiz. Murat için PlayStation kolu bağladık. Ben de bu direksiyonu gazı ve freni kullanarak oynayacağım. Bildiğin simülasyon. Ben hangisiyim? Ben sağdakiyim ya, sıkıntı yok. Tamam. Ben soldakiyim aynen. Lan arkanda başladım. Oğlum gaz R2'dir. Aa bayağı keyifli lan. Gerçek simülasyon gibi. Mario Kart oğlum bildiğim. Evet. Ben nasıl atıyorum? Bunlara mı basacağım? Evet bunlara basınca ben de atıyorum. Çok saçma, direksiyonu elimden bırakıp şey mi yapmalı?
skill'leri hiç anlamadım. Murat gerçekten birincisin, ben de sonuncuyum ya. Şaka abi, birinci olunca da bütün skill'ler boşa gidiyor ya. Allah roket kazandım yani. Hocam ben, hadi ziyade olsun. Nasıl ya, ben daha finish'i göremedim. Araşırız abi. Nasıl araşıyoruz abi, ben finish'i göremedim. Ice Plus oldum ben hocam ben. Geç oldu. Oğlum burada yatılmaz ya. Bizi burada. Kurt adam mı, ayı mı sal, ne saldırsın burada ya? Tecavüzcü gelecek. Bizi dönüp arabayı da gasp edecekler burada. İnşallah yapmazlar be Murat. Ya yatağımızı hazırlayacağız şimdi. Çok güzel nevresim ben takımımız var. Yatmadan önce uykuluk. Tövbe estağfurullah, nereden? Uykuluk, bunu yiyip yatacağım ben. Oğlum bunu hangi ara aldın? Ne zaman alındı bu? Bu kimin? Bu nereden çıktı? Allah aşkına. Aç ya. Yatırıyorum. Hadi. Burada yastıklarımız, uyku tulumlarımız, nevresim takımlarımız var. Bu kırılır. Kırılmaz ya, herkes yapıyor bunu. Al sen şunu, sermeyi becerirsin. Açmayı beceremedim daha. Bunu boydan mı seriyoruz hocam? Ha, boydan tabii. Şunu al bakayım, şu iki ucunu orada. Bak şimdi nevresim takımını hazır mısın? Ne la bu? Kalyu mu bu? Kalyu. Kalyu işte. Aynen. Abaza Kalyu diye dublajı vardı bunun çocukken. Abaza mı kaldı Kalyu? Biz bunlarla büyüdük. Oğlum bu nasıl bir şey ya? İnsan gibi. Ben 24 yaşına geldim. Hapisten çıktım ya. Bu ne ya? Kalyu tam yukarı gelsin istiyorum. Ne oldu şimdi? Döndür. Aa, Kalyu burada. Gel, bu köşelerini sıkıştır onu. IQ vardı işte. Onun köşelerini sıkıştıramadım. Ya kardeşim kendini sıkıştırsana köşelerini. Ben yatak yapmayı beceremem. Bence tatlış bir şey oldu bu. Ne diyorsun? Bir güzel, bir romantik bir aerodinamiği var. Böyle yatacağız. Böyle mi yatacağız? Hayır, kafayı... ya. Tam tersi yatacağız. Böyle yatacağız. Gerçekten bu mantıklı bir şey ya. Kampa gittiğinde çadır madır götürme anasını satayım. Buraya gerçekten bir şey koy ve uyu ya. Burası rahat, uyunur. Bir tek bizim şarjımız az. O yüzden böyle klimayı falan açamayız. Abi bu ne, bu işin boku çıktı ya. Bir depo bu, yabancı değil ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ben nasıl geleyim buraya? Ne bileyim ben, gel bir şekilde. Dur, şunları şöyle koyalım ya. Bak şimdi sana bir güzellik yapayım mı abime? Oğlum şantiyenin ortasında mı yatıyoruz biz ya? Bu şekilde kaza. İki tane kamyon tır mı geçiyor ya? Bagaj kapanınca biraz ayaklar ısındı. Ha, kapandı mı bagaj? İyi. Evet. Murat ya, 24 saattir yemek yiyorsun biliyor musun? Allah belamı versin. Başladığımız saniyeden beri yemek yiyorsun ya. Midemin suyunu çeksin diye. Şu an içinde bulunduğumuz durum değil de benim çok yemek yemem garip mi geldi? Yani biz seninle hep böyle değişik durumlarda bulunuyoruz. Dönelim mi birbirimize bir de? Dönelim, biraz anlatsana. Abi ne yapalım, ne anlatayım işte yani. Şey diyeceğim, senden tek bir ricam var. Bütün gece boyunca gerçekten tek bir ricam var. Ne olur osurma ya. Ne haber delikanlı? Yaşamak bu değil ya. Niye ya? Yaşamak bu değil ya. Niye oğlum lan? Şu ortama kılığa bak ya. Şu kılığa bak ya. Oğlum benim kafamdaki ne ya? Uyuyabiliyoruz. Ben uyuyamam. Ben uyurum valla. Hadi seni severim. İyi geceler de dilerim. Şu yastığı da sarılırım. Ulan gözlerimi çekiyor oğlum sanki. Nasıl satayım? İyi geceler. 3 hours later. Evet arkadaşlar, yani burada yatılmaz. Ben zaten geç kalktım. Video boyunca esniyor olabilirim. Bu benim tamamen tamamen hımbıldığımdan kaynaklı. Ben dedim gidelim burada takılmayalım diye, ama illa tutturdu burada yatacağız. Ben yatamıyorum yani. Denedim, çabaladım da olmuyor. 48 saat yemek yememe videosu çekmiştim daha önce. Kendim yememiştim ama Orkun'la olanda da yemiştim. Aynı burada da aynı mantığı yapıyorum. Ben zaten daha önce çok ormanda kaldım. Bugün de kalmama gerek yok. Ben gideceğim. Domuzun uyuyuşuna bak. Tam bir domuz. Hava da yok içeride. Ayakkabıyı da dışarıda bırakmış. Çaldıracak burada ayakkabıyı. Orkun'un ekibine diyeceğim ki beni götürün. Ben burada kalamayacağım. Çağlar, neredesin lan? Uyumuyorsun değil mi sen? Beni götürün abi Allah aşkına. Ben gideceğim, bu kalksın sabah takılsın kendi. Allah aşkına götürün beni. Hadi gidelim. Bir iki kişi kalsın burada. Bunu buldu. İyi tamam. Günaydın. Valla berbat bir geceydi. Saat sabah 5 gibi o şantiyeden geçen böyle kamyonlar yüzünden güvenlik geldi, bizi oradan çıkardı zaten. Ben uyandığımda Murat yoktu. Nereye gittiyse hayvan, bırakıp gitmiş beni. İt. Sorgulamadım da nerede olduğunu. Oradan alıp arabayı başka yere çekecektim ama şarjı çok az kalmıştı. Böyle %2, %3 falan da, o yüzden bir tane katlı kapalı otopark buldum elektrikli şarjı olan. İşte sabaha kadar burada kaldık. Bilmiyorum kaç saat geçti. Bu ne? Allah cezanı versin Murat. Allah senin cezanı versin Murat. Bak köfte duruyor içinde ya. Allah'ım ya, bu ne ya? Bu arabayı bugün geri vermemiz lazım. Bu araba nasıl temizlenecek? Nasıl bu soğan kokusu gidecek içinden, hiç bilmiyorum gerçekten. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla 24 saat serisi
serisinde video görmek istiyorsanız beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Murat'a abone değilseniz o hayvana da gidin abone olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben gidiyorum. La bir de leş gibi teleş.